göründüğü boş olan kabloların hepsinde kablo var da boş. Kalın kabloların olduğu yerler şu boş olanlar. Görüntüdeki kablonun borunun içerisinde kalın konum hatları çekti. Bunları aşağıdan çekmiş, panodan çıkarmışlar. Çıkaramadıklarını da kesmişler. Komple kabloları çekip almışlar. Aşağıdan çekmiş, kablo gelmeyince buradan kesmiş almış. Kablonun ucu. Kalın paraydan kabloları kesip alıyorlar. Şu boruyu gördünüz mü? Yukarıdan kesip yukarıdan almışlar. Aşağıdan çekmiş, almışlar. Oradakini aşağıdan çekememiş, oradan kesmiş gelmeyince. Bunu yukarıdan kesmiş, komple boruyu sökmüş almış. Yıllardır Erzincan'da bitmeyen inşaatçılarımızın sorunlarından biri olan kablo hırsızlığı diyelim. Hemen hemen her yıl onlarca, defaatlerce yaşadığımız problemler. Gece inşaatlarımızın içerisinden panolardan para eden kablolar kesilip borulardan soyulup çalınıyor. Yıllardır da bu hırsızlığın önüne geçemedik. Mağduriyetimizle bir türlü bitiremedik. Dün gece benim inşaatım, yaklaşık 40 bin liranın üzerinde bir kablo zayiatım var. İnşaatı var, kendileriyle görüştük. Onların da yine bizimle aynı saatlerde, onun da 4 bloğunda kablolar çalınmış. Onun da çok büyük zayiatı var. Yalnız yıllardır bu sıkıntıyı yaşamamıza rağmen şu ana kadar henüz hiçbir hırsız sorumlu yakalanabilmiş değil. Şimdi düşündüğümüz zaman pandemi süreci, sokağa çıkma yasağı dönemi, sokağa çıkma yasağı var. Yani bizler insanlar sokağa çıkamazken bu hırsızların bu kadar rahat sokağa çıkma yasağı saatlerinde bu tarz hırsızlıkları yapması ve son 3-4 ay içerisinde yaklaşık Erzincan'da özellikle kabloların inşaatlardan sökülerek çalınmasından dolayı yaklaşık meslektaşlarımızın şu ana kadar 200 bin liranın üzerinde bir zayiatı var. Artık yetkililerin harekete geçerek bu kablo hırsızlık çetesini diyelim artık bu çeteyi çökertmelerini ve bizim de daha çok mağduriyete uğramamamızı engellemelerini istiyoruz. Bir gün o gün yatmamıştım. Gece 3'e kadar oturdum. 3'te yattım. Uykum gelmişti. Uyumuştum. Ben yattıktan sonra inşaatı gelip soymuşlar. Sabah kalktığımızda inşaat soyulmuştu. Polise çağırdık. Polise haber verdik. Araştırdılar. Bir şey çıkmadı. Ne kadar zayiat vardı sınırda? Bizim orada 15 bin lira.